Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Çerezlik videolar serisinde 6. videomuz arkadaşlar. Yine lastik parlatıcı bir videosu olacak. Vonix diye bir marka var arkadaşlar. Vonix. Onun lastik parlatıcısı arkadaşlar. Sentetik bir lastik parlatıcı. Uzun ömürlüymüş. Bakalım deneyeceğiz. Yine testler yapacağız. Su iticiliğine, boncuklamasına bakacağız. Ürünü şöyle kısaca anlatayım size arkadaşlar. Ne kadar az kullanırsak o kadar az parlaklık elde ederiz. Ne kadar çok ürün o kadar çok parlaklık. Eğer ekstra parlaklık istiyorsak uyguladıktan sonra bekleyip 5 dakika sonra yine üzerinden geçerek daha da parlak bir lastik görüntüsü veriyor arkadaşlar. Onu da hepsini deneyeceğiz. Şimdi gelin hep beraber bir ürüne bakalım, kutusuna bakalım. Ondan sonra yine uygulamamızı yaparız. Evet dostlar, ürünümüz Vonix Revox diye oluyor. Sentetik bir lastik parlatıcı. 500 mil. Bu da jel formunda. Şimdi uygulayacağız. Bandımızı çektik lastiğe. Şöyle göstereyim. Sol tarafa uygulayacağım. Şimdi bakalım, tripoda koyacağım kamerayı ve uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta şöyle az bir miktarda koyacağım. İlk bir az parlaklığı ne kadar verecek görelim bir. Sonra ürünü çoğaltacağız arkadaşlar. İnceden güzel bir kimyasal kokusu var. Böyle değişik, ne olduğu belirsiz. Ama rahatsız etmiyor. Çok rahatsız etmiyor ürün kokusu. Evet. Şöyle yaklaşalım. Az kullandığımız hali şöyle, hatta çekelim şöyle bir görün. Evet, çok şöyle fark yok. Çok parlak sevmeyenler için bu şekilde arkadaşlar. Yine kapatalım. Şöyle kapanırsa eğer. Uzaktan da alayım şöyle. Gördüğünüz gibi. Durum bu. Çok parlak sevmeyenler için görüntü bu. Ben biraz daha şimdi üzerine geçeceğim. Ben parlak seviyorum. 5 dakika sonra tekrardan üzerine geçmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, 5 dakika doldu. Gördüğünüz gibi ben biraz bol kullandım. Siz bol kullanmak zorunda değilsiniz. Ben deniyorum sadece. Şöyle bol kullanınca da ne olacak bakalım. Ne kadar çok ürün, o kadar parlaklık demişler. Biz de deniyoruz. İyice getiriyoruz arkadaşlar. Onlara ben böyle acayip bir parlaklık alamadım ama. Böyle yaklaşalım. Uygulama yapılan yer. Gördüğünüz gibi. Çekelim. Sağ taraf, sol taraf, fark ortada. Aşağıyı da çekelim. Aşağıyı da gösterelim şöyle. Bir genişten alalım. Karşı cepheden. Gördüğünüz gibi. Acayip bir parlaklık vermedi. Çok parlak sevmeyenler için aslında güzel bir ürün. Asıl testimize geleceğiz. Su iticilik ve boncuklama ve yüzeyde ne kadar tutunabilecek. Birkaç kostikli yıkama şampuanıyla ürünü zorlayacağız şimdi. Şimdi gelelim boncuklamaya dostlar.
Evet, o üründe boncuklama mevcut. Güzel. Boncuklama çok beklemiyordum nedense. Böyle içime bir his gelmişti ama yanıldığım iyi oldu. Gayet güzel. Şimdi iticiliğine bakarız. Sonra bir çamurlu su dökeriz. Gördüğünüz gibi durum bu. Boncuklar güzel. Kalite olunca böyle oluyor arkadaşlar. Şu sert çöp pirmati yazan yerde boncukları görebilirsiniz. Şimdi su iticiliğine bakalım. İticilik yerinde. Yoldan sıçramış gibi deniyoruz. Gayet iyi. Şimdi gelelim yüzeydeki tutumu ne kadar? Yani şimdi kostikli bir şampuanla, ağır kostikli şampuanla yıkama yapacağım. Ondan sonraki su iticiliğine bakacağız. Biraz da torpaklı su yapalım. Tamam, yeterli. Kokteylimizi döndürelim. Gidelim. Canlı canlı. Fake'siz, kesintisiz. Gördüğünüz gibi canavar. Bu testten de geçti. Şimdi gelelim ağır kostikli yıkamaya. Ön yıkama şampuanımız. Pompamız da şöyle tıraş köpüğü kıvamında. Yüzeyde bir iki dakika beklettikten sonra fırçalayacağım. Gayet güzel. Tıraş köpüğü gibi oldu. Şimdi ondan sonra gördüğünüz sert fırçayla fırçalayacağım arkadaşlar. Ürün biraz çalışsın yüzeyde. Evet arkadaşlar, ürün yüzeyde çalıştı. Ve fırçalamaya başlıyoruz. Şöyle bakalım. Evet, iticilikte herhangi bir gerileme yok arkadaşlar. Boncuklamada da yok. Yakından bakabilirsiniz. Yapılan yeri anlıyoruz hemen zaten boncuklardan. Şimdi kurulayalım. Bir de kuruladıktan sonraki farkına bakalım. Ondan sonra komple bütün yüzeyi yapacağım ve dayanım testine bakacağız. Evet arkadaşlar, ilk yıkama sonrası görüntü bu. Lastiği kuruttuk. Sol tarafı görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani ilk yıkama sonrası yine bariz farkı belli ediyor. Ürün. Bakın zaten tam şuradan çekmiştik. Belli oluyor. Şimdi ben komple hepsini yapacağım. Ve ondan sonra uzun ömürlüğüne bakacağız. Onu da Instagram'dan veya YouTube'dan bana sorabilirsiniz. Ne kadar gitti diye. Ben sizi bilgilendiririm. Şimdi tamamını uygulama zamanı. Evet arkadaşlar, bu da tüm lastiğin bitmiş hali. Görüntü güzel. Hoşuma gitti benim. Acayip parlak değil
mat da değil. Güzel. Bence iyi. Şöyle bir de bakalım şöyle yan açılardan. Şöyle. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Yine güzel, yararlı, faydalı bir video oldu arkadaşlar. Bu arada soruyorsunuz ürünlerin fiyatına değin diye. Fiyatlar yerinde kalmadığı için ürünün fiyat kısmına girmiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoların devamı gelecek, serilerin devamı gelecek. Herkese sağlık, sürüşler.